Nitrik oksiti biz yaşam molekülü olarak tanımlıyoruz. Neden? Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan, dokuların ihtiyacı olan oksijenlenme ve özellikle hücrelerin ihtiyacı olan ve besinlerin içeriye girmesine destek olan o kapıların açılması nitrik oksit sayesinde oluyor. Günümüzde çoğu hastalığın temelinde hücrelerin besinlerini yeterli şekilde içeriye alamaması, yeterli oksijenlenememesi yatmaktadır. Romatizmadan tutun, nörolojik hastalıklara, bizim fiziksel zihinsel performansımızdan tutun, diyabete kadar. Ve bu alanda çok değişik çalışmalar yapılıyor. Görülüyor ki vücudun ihtiyacı olan bazı besin destekleri, tedavilere ilave, o gıda takviyeleri kullanıldığında, beslenme düzenlendiğinde, tıbbi beslenme dediğimiz, hani bu süper gıdalar denen besinler menüye ilave edildiğinde, kişilerin günlük yaşam aktiviteleri normale dönebiliyor. Hayatı daha keyifle, zevkle yaşamaya başlıyorlar. Konsantrasyonları artıyor. Eğer bir ağrı hareket kısıtlılığı varsa ona yönelik kendisini daha iyi hissettiğini biz deneyimlerimizle görmüş olduk. Nitrik oksit Nobel ödülü aldığı zaman tabii ki özellikle kalp üzerinde yapılan çalışmalarda kalp damar sisteminde damar yaşlanmasını önlediği ve yaşla birlikte vücudumuzun damarlarında azalan o nitrik oksit miktarının yerine konmasıyla yaşlanmanın önüne geçilebileceği gözlemlendikten sonra çok değişik alanlarda çalışmalar yapıldı. Nitrik oksiti nasıl artırabiliriz vücudumuzda? Damarlardan nitrik oksit salgılanmasını nasıl daha fazla sağlayabiliriz? Bunlarla ilgili çok değişik beslenme önerileri, nefes alma teknikleri, günlük aktiviteler, egzersizler, yaşam tarzları önerebiliriz. Ama özellikle belli yaşlardan sonra vücudumuzun nitrik oksit ihtiyacı arttığı için bunu yeteri miktarda salgılatacak şekilde desteklere de ihtiyacımız var. Bu da bilimsel çalışmalarda ortaya kondu. Ve yeterli nitrik oksit salgılanmaya başladığında vücudumuzda organların daha iyi çalıştığı, metabolizmanın bir düzene girdiği, kilo problemi olanların yavaş yavaş bu sorundan kurtulmaya başlandığını görebiliyoruz. Bu beslenme düzeyiyle, egzersizlerle ve uygun besin destekleriyle birlikte olduğu zaman sonuçlar kalıcı ve çok daha yüz güldürücü olmaktadır. Değişik endokrin metabolik hastalıklarla günümüzde yine çok sık karşılaşmaya başladık. Nörolojik hastalıklar da öyle, romatizmal hastalıklar, alerjik hastalıklar. Bunun temeline baktığımızda hücrelerdeki fonksiyonların normal hale gelmesi yatıyor. Ve hücrelerin fonksiyonlarını normal hale getirmek için de işte o besinleri, mikro besinleri içeriye alan o kapıların açılmasını da sağlayan nitrik oksit. O yüzden bizim için vazgeçilmez bir yaşam molekülü.